Su Düşen Şelalesi. Termal ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Su Düşen Şelalesi ve çevresi doğa tutkunlarını farklı bir ortamla baş başa bırakır. Şelaleye giden yol rahat ve doğal bir yürüyüş parkuru olup yerli ve yabancı turistlerce yoğun olarak tercih edilmekte. Yalova Termal. Türkiye'nin en eski ve düzenli kaplıcı alanlarından birisi olan termal kaplıcaları şehir merkezine 12 kilometre uzaklıkta. Kaplıcaya ulaşım asfalt yolla sağlanmakta. Termal tesislerin girişinde 7 havuzlar da denilen bir çağlayan bulunmakta. Kurşunlu Hamam. Bizans İmparatoru Justinianos tarafından yaptırılan hamam 19. yüzyılın sonlarında 1890 yılında Osmanlı Padişahı Abdülhamit'in emriyle onarılmış. Yalova İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi. Yalova'da gezilecek yerlerden bir tanesi, ilk Türk matbaacısı İbrahim Müteferrika'nın adını taşıyan Türkiye'nin ilk kağıt müzesi. Yalova Kent Müzesi. 2013 yılında hizmete açılan Kent Müzesi'nde Yalova'nın tarihini, ekonomik ve sosyal yapısını anlatan objeler, resim ile sesli ve görsel materyaller yer alıyor. Yalova Kent Ormanı. Yalova'ya 29 kilometre mesafede olup 2005 yılında Kent Ormanı olarak düzenlenmiş ve halkın kullanımına açılmış. Erikli Çifte Şelale. Çınarcık'ın Teşvikiye beldesinden Delmece Yaylası'na çıkılan yol üzerinde Kent Ormanı içerisinde yer almakta. Delmece Yaylası. Yalova'nın en çok tanınan yaylaları Erikli ve Delmece Yaylası. Delmece Yaylası, Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinden çıkılan ve sahilden 17 kilometre içeride tamamı asfalt olan ve çok geniş düzlük bir alanı kaplayan eşsiz doğal güzelliklere sahip. Dipsiz Göl. Yalova, Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesine yaklaşık 10 kilometre olup Erikli Yaylası'nda yer almakta. Kent ormanından 2,5 kilometre mesafede bulunan iki göl ve çevresinde bulunan zengin orman florası ve faunası yönünden farklı bir gezi rotası.